Ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı. Başkan Yazgı'na hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Efendim tabii direkt başlamak istiyorum. Çok önemli konular var ama Türkiye'nin en büyük sanayi projesi Aksaray'da yükseliyor. Evet. Onunla başlayalım isterim. Tabii ki, çok teşekkür ederim. Sanayi projemiz TOKİ ile beraber gerçekleştirdiğimiz dev bir proje. TOKİ'nin yapmış olduğu en büyük sanayi projesi. Yaklaşık 1620 tane dükkandan oluşan bir proje. Mevcuttaki sanayimiz şehrimizin içerisinde kalan ve yaşam koşulu anlamında, yapılan hizmet anlamında tam yeterli olmayan bir sistemdi. Dolayısıyla 5 farklı tipten oluşan, 100 metreden 500 metreye değişen farklı modellerle toplamda 1620 tane dükkanın oluştuğu ve parasal olarak değerde 375 milyon tutan dev bir projeyi yaklaşık geçen senelerde başlayan çalışmayla beraber inşallah 2019 yılı itibariyle tamamlanıp bitirilmesi hedefleniyor. Esnaflarımız şu anda ödemelerine başladı. Büyük projemizin temelleri atıldı ve kolonları ve kirişleri de yükselmek üzere yepyeni bir sanayi projesine kavuşmuş oluyor inşallah. Muhteşem, Türkiye için önemli bir proje. Evet. Geçelim şu içme suyu durumuna. İçme suyuyla ilgili bir herhalde bir sıkıntı vardı. Yarım asırdır bir problemdi bu, değil mi Aksaray'da? Evet. Ne oldu o iş Sayın Başkan? Tabii biz şimdi göreve geldiğimiz anda Aksaray'ımızın en önemli problemlerini sıralamaya koyduk. Ve ilk gündeme aldığımız konu da içme suyu oldu. O zamanki Bakanımız Veysel Eroğlu Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Aksaray'ımızda kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 tane ana başlığa ayırdığımız bir çalışma oldu. Kısa vadeli projeyi en kısa zamanda çözerek gerçekleştirdik. Orta vadeli projemizde 6 tane su kuyusunu bularak, çünkü bizim orası Hasandağ bölgesidir ve Hasandağ'ın kaliteli ve iyi sularının depoda, haznede beklediği noktalar vardır ve bunun da şehre iletilmesi gerekmektedir. Yaklaşık 110 milyon değerindeki projenin çalışmaları başladı. Allah nasip ederse 2019'un ilk aylarında da şehrimizde kaliteli suya kavuşmuş olacağız. Güzel. İki tane kaynağımız var, baraj ve yeraltı suyu. Bu şekilde yeraltı suyunun en iyi noktadan elde ederek çalışmamız devam edecek. Tabii beraberinde hem su deposu hem arıtma tesisiyle beraber şehrimizin 50 yılına damga vuran bu su meselesini inşallah çözmüş olacağız. Aksaray deyince yıl kağıtı geliyor aklıma. Evet. Tabii 50 yıl kağıtını özgürlüğüne kavuşturdu, evet, Aksaray Belediyesi. Biraz bir iki cümleyle onu da dinlemek isterim. Şimdi özellikle at arabası kullanımı çok yaygındı şehrimizde. Biz oradaki kardeşlerimizle konuştuk. Dedik ki bu atlarımızı hem özgürlüğe kavuşturalım hem de size daha farklı imkanlarda hizmetler sunalım diye. Karşılıklı görüşmelerimizin neticesinde onlardan aldığımız atları doğaya tekrar bırakmak suretiyle özgürlüğüne kavuşturmuş olduk. Böylece de yeni bir iş sahası da bu kardeşlerimize de sunmuş olduk. İkinci Kılıç Aslan temalı bir kültür festivali ki belediyelerin zaten sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi. Evet. Özellikle sosyal alanlarda yaptığı bu işler. Biraz da festivalinizden bahsedelim. Evet, aslında 33 yıldır yaptığımız bir festival, Ihlara Kültür Festivali. Ihlara biliyorsunuz Aksaray'ımızın sınırları içerisinde bir ilçemiz. Dolayısıyla biz bu festivalimizi yaparken dedik ki buna biraz da kültür, sanat, edebiyat, bunları katalım. Ve ikinci Kılıç Aslan bizim için çok önemli. Çok önemli. Konya'dan sonra ikinci başkent olarak Aksaray'ımızı kullanmış ve etrafında yapmış olduğu bir surla Aksaray isminin oradan da geldiği rivayet edilir. Şehre kötü niyetli insanlar, kötü düşünceli insanlar girmesin diye bir çalışmanın içerisinde bulunmuş. Dolayısıyla Aksaray'ımız ileriki zamanlarda Daruz Zafer, Şehri Süleha gibi isimler almış. Daruz Zafer ismi de işte festivalimize de aslında konu olan nokta burası. 17 Eylül 1176 yılında Miro-Keferon Savaşı vardır. Sizlerin de bildiği gibi Anadolu'nun iki tane aslanı diye bahsedilir. Birisi Anadolu'nun kapısını açmıştır, Alparslan. Diğeri de Anadolu'nun tapusunu almıştır. İşte Miro-Keferon Savaşı 17 Eylül'de yıl dönümünü kutladığımız bir zamanda başlattığımız ve bir hafta süreyle kutladığımız bir festival programı oldu. Bu festival programının içerisinde tabii ki ana gündemimiz Kılıç Aslan. Ama nasıl yaşadı, neler oldu, nasıl bir şeyler gerçekleştirdi? Bunu da şehrimizin içerisinde bulunan Kılıç Aslan Parkımızın içerisinde yapmış olduğumuz obalar, yapmış olduğumuz kültür ve sanat etkinlikleri ve bununla beraber etnosporun katkılarıyla, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun katkılarıyla, yine sportif alanlarda yapılan çalışmalarla ve faaliyetlerle Sayın Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla, Okçular Federasyonu Başkanımızın katılımıyla gerçekten de çok gösterişli ve 1000 yıl öncesine uzanan bir serüveni
festival çalışmasını birlikte gerçekleştirdik. Söylenecek hiçbir şey yok. Kesinlikle. Başkanım. Evet, şimdi geçelim bu kentsel dönüşüme. Evet. Her değerli belediye başkanına soruyorum. Hı hı. Aksaray'da kentsel dönüşümde gelinen son nokta ne? Biz şimdi Aksaray'ımızı etap etap böldük. İlk yaptığımız çalışma eski terminal diye bahsettiğimiz bir bölgeydi. Oradaki esnaflarımızla konuştuk ve dedik ki biz buraya yeni bir şehir yapmak istiyoruz. Yeni bir alışveriş alanları oluşturmak istiyoruz. 8 bloktan oluşan yaklaşık 150 tane dükkan ve iş yerinin oluşturduğu bir alana dönüştürdük. Yine az önce bahsettiğim gibi sanayi projesi devasa bir proje. Evet. Sanayi yeni yerine taşındıktan sonra mevcut yeri de tamamen yıkarak ve yeniden orada adalarla, paftalarla, parsellerle yeni yerleşim alanları oluşturmak suretiyle yeni bir kentsel dönüşüm projesinin ikincisi de budur. Yine şehrimizin muhtelif yerlerinde talepler doğrultusunda ve istekler doğrultusunda kentsel dönüşüm yaparak şehrimizi bambaşka bir noktaya taşıyoruz inşallah. Peki, hanımları unutmamak lazım. Aksaray evet. Belediyesi de hanımları unutmuyor ve onlarla ilgili bir aktivite merkezi evet. oluşturuyor. O aktivite merkezini dinlemek isterim. Aktivite merkezi kadınlarımız için özel hazırladığımız, sadece kadınlarımızın kullanabildiği bir bölge, bir alan. Bu binamızın içerisinde yüzme alanı, yüzme alanlarının oluşturduğu, ardından fitness yapabilecekleri, ardından hamamı, saunası ve birçok aktivitenin bulunmasıyla beraber yine el işi, göz nuru, sanat eserlerini gerçekleştirebileceğimiz sınıflar yaptık. Ve gerçekten de kadınlarımızın çok yoğun ilgisini çekti. Ve bunun aynısını şehrimizin muhtelif çok yerlerinde yapmaya da başladık. Bir haberci olarak şu ilgimi çekti. 514 metre uzunluğunda bir alt geçidi yapmışsınız. Evet. Onu da bitirelim. Nasıl, zor oldu mu? Hem de nasıl. İlk yaptığımız projeydi. Bazı zorlukları oldu. Fakat çok şükür çok kısa bir zamanda bunu tamamlayarak şehrimizin trafik anlamında en yoğun olduğu kilit bir noktada gerçekleştirdiğimiz çalışma oldu. Ve bundan sonra dedik ki şehrimizin başka noktalarında da bu tür çalışmalara ihtiyaç var. Ve nasip ederse inşallah bunları da yapmaya devam edeceğiz. Aksaray'ı anlatmak dakikalara sığmaz ama biz hızlandırılmış bir tur yaptık Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Devam edeceğiz.